Goberler merhabalar arkadaşlarım. Şimdi eşkenar üçgenin tarama testini çözeceğiz dostlar bu videomuzda. Hemen şöyle bir ayarlamasını yapalım. Odaklanmasına bir bakalım hemen ilk iş. Güzel. Birinci sorumuz bakalım ne diyor? Eşkenar üçgen olduğunu söylemiş burada. A ile B'nin toplamı kaçtır diye bir soru sormuş. Madem ki eşkenar üçgen diyorsun sen de, o zaman kenarlarının üçü de birbirine eşit. Yani hemen 3A artı 4 ile 4A eksi 6'yı birbirine eşitliyorsun. Hemen eşitleyeyim. 3A artı 4, 4A eksi 6'yı. Eksi 6'yı buraya alalım, 4'ün yanına 10 olsun. 3A'yı 4A'nın yanına alalım. Burada bir tek A kalsın. A'yı 10 bulduk bile. Şimdi A 10 ise şu kenar 3 çarpı 10. Bir de 4'ün toplamı. Yani 34 oldu arkadaşım. Tabii ki bu kenar da 34 oldu. Ve tabii ki bu kenar da 34 olacak. Sen de şimdi diyeceksin ki bir şeyle 25'in toplamı 34. Ne ile 25'in toplamı 34? 9'un. O zaman B'yi de 9 bulduk. Bize de A artı B toplamını soruyor. Cevabım Ceyhan'dan geldi. Evet, geldim 2 numaralı sorumuza. İkisi de eşkenar üçgenmiş. Hemen madem ki eşkenar üçgen, bunun bir kenarına A dersem bu da A, bu da A. Bunun bir kenarına B dersem bu da B, bu da B. Bize de diyor ki çevreleri toplamı. Şimdi ABC'nin çevresi 3A, DCE'nin çevresi de 3B. Yani 3 parantezinde A artı B'yi soruyor bize bu adam. Peki biz nereyi biliyoruz canım kardeşim? BE uzunluğunu biliyoruz. Yani A ile B'nin toplamını 15 diyebiliyoruz. O halde A ile B 15 ise bize de 3 çarpı 15'i yani Denizli'yi soruyormuş diyeceğiz dostlar. Evet, geldik 3 numaralı sorumuza. ABC eşkenar üçgen, paralelmiş bunlar. Bakın hemen şuradan da bir paralel biz çizelim şöyle. Şurada bir küçük bir paralel kenar oluşturduk. Burası 2 ise burası da 2 olacak. Şimdi yöndeş açılarımızı gösterelim. Burası 60 ise burası da 60 derece. Şurası 60 ise yöndeşlikten bu da 60 derece olacak. Ve bakın şu da 60, 60. Üçüncü açısı da mecbur 60. İki eşkenar üçgen çıktı bu da. Demek ki bunun da bütün kenarları 4, 4. Bize de şuradaki AE'yi soruyor. Bursa'dan geldi cevap. Evet, dördüncü sorumuzdayız arkadaşlarım. Diyor ki ABC eşkenar üçgen. O halde bu kenar da 6. Bu kenar da 6 olacak. Buna göre x kaçtır diye de bir soru sormuş bize. Şimdi burada ikizkenar üçgende size pratik bir yol öğretmiştim dostum. Hani normal çözümü ne? Yukarıdan aşağı bir diklik indireceksin. Tabanı 2'ye bölecek. Tabanımız 6 santim olduğu için 3, 3 diye 2'ye bölünüyor. Ama bazen bu taban çift sayı verilmiyor. Yani 6 gibi, 8 gibi, 10 gibi çift sayı değil. Tek sayı veriliyor ve sen bu yüksekliği indirdiğinde 2'ye böldüğünde rasyonel sayılarla muhatap oluyorsun. İşte böyle bir durumda da pratik yol işe bayağı bir yarıyor arkadaşlarım. Ne yapacaktık pratik yolda? İkizkenar üçgenin, ki eşkenar üçgen de bir ikizkenar üçgendir. İçinden inen salak doğru, bakın. Salak doğru, hiçbir sıfatı yok. Yani kenarortay değil, yükseklik değil, açıortay değil. Bu doğrunun karesi şuna eşitti her zaman. Kolları çarpıyorum, yani eşit kenarları çarpıyorum. 36 eksi ayaklarını çarpıyorum, 5 kere 1 5. Yani x kare eşittir 31, x eşittir kök 31. Hemen pat diye çıktı arkadaşım. Evet, 5. sorumuz. 2 tane eşkenar üçgen var. BE ile FC'nin toplamı 2 imiş arkadaşlarım. BE ile FC'nin toplamı 2. Buna göre taralı şeklin çevresi acep nedir diye de bir soru sormuş. Şimdi bu bir eşkenar üçgen. O halde şuraya A diyelim. A diyelim, A diyelim. Şimdi bunun burası da 1, burası da 1. Yani büyük üçgen, büyük eşkenar üçgenin bir kenarı ne çıktı dostum bu durumda? A artı 2 geldi. Şimdi bize taralı alan dediği alan neye eşit arkadaşım? Nasıl bulacağız taralı alanı? Büyük eşkenar üçgenin alanından küçük eşkenar üçgeni çıkarttığımda taralı alanı buluyorum. Şimdi büyük eşkenar üçgenin alanı. Eşkenar üçgenin alan formülü bir kenarının karesinin kök 3 bölü 4 katıydı.
eksi diyorum. Küçük eşkenar üçgenin alanını çıkarıyorum. O da bir kenarının, A'ydı bir kenarı, karesinin kök 3 bölü 4 katı. Eşitmiş bu 6 kök 3'e. Şimdi hemen şurada işlemi yapalım. Kök 3 bölü 4 parantezine alalım burayı. Kök 3 bölü 4 parantezinde şunu açarak yazıyorum. Birincinin karesi, ikincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı. Eksi bir de a kare buradan geliyor. Kök 3 bölü 4 parantezine aldım. Eşittir 6 kök 3 yazdım. Şimdi şu kök 3'leri sadeleştirelim. Şu a kare ile şu a kare de gidiyor. Bunları da sadeleştirelim. Şu 4'ü tutup buraya çarpı durumunda atalım. Burada 24 oldu. Burada da 4 a ile 4'ün toplamı var. Hemen 4'ü bu tarafa attık. 20 kaldı burada. Yani 4 a eşittir 20. Demek ki a eşittir 5. Yani şurası 5 çıktı kardeşim. O zaman büyüğünün bir kenarı da 7 geldi. Şunlara da 7 diyelim. Şimdi taralı şeklin çevresini mi soruyordu? Evet. Taralı şekil bir kere şuradan oluşuyor bakın. 7 var. Hatta onu şöyle göstereyim. Şurası 7. 7 de buradan geliyor. 14. 1 buradan geliyor. 15. 1 buradan geliyor. 16. Şuradan a kaçtı? 5'ti. Buradan 5 geliyor. 16'ya 5 ekledim. 21. 5 de şuradan geliyor arkadaşlarım. 26. Yani sorunun cevabı Denizli'den geldi. Evet, 6. sorumuz. Eşkenar üçgeni okudum. Hemen 60'ları yazdım. Şurada bir 30, 60, 90 çıktı. 60'ın karşısı 3 kök 3 ise 30'un karşısının 3, 90'ın karşısının da 6 olduğunu biliyorum. Dolayısıyla eşkenar üçgeninin bir kenarı 8 geldi. O halde bu da 8. Tabii ki burası da 8. X'e ne kaldı? Ceyhan kaldı dostlar. Evet, çevirdim arka tarafı. 7. sorudayız. Yine eşkenarı okudum. Bir 60'ları yazalım hemen şöyle. 60, 60, 60. Bakın burada 30, 60, 90 çıktı. Hadi 30'un karşısına K diyelim. 90'ın karşısı 2K olacak. 60'ın karşısı da K kök 3 olacak dostum. Şimdi eşkenar üçgenin kenarları eşitti. Bak burası 5 artı K geldi. Burası 1 artı 2K geldi. Bunlar birbirine eşit. Peki buradan K eşittir 4 geldi dostum. Bana da neyi soruyor? DH. K kök 3. Yani 4 kök 3'ü soruyor. Cevap Adana'dan çıktı. Evet, 8. sorumuz. Köşe taşında da yaptığımız gibi 2 tane 60 görünce bunu biz eşkenar üçgene tamamlamayı öğrenmiştik. 60, 60. Tabii ki burası da 60. Hatta şurası 30. 60'ın karşısına 2 kök 3, 30'un karşısına 2, 90'ın karşısına da 4'ü yazdım. Ve bir kenar uzunluğun toplamda 8 çıktı dostum. O zaman buranın da 8 olması lazım. X'e kaldı Ceyhan. Evet, 9. sorumuz. Yine köşe taşında çözdüğümüz bir soru. Önce şuradaki 60'ları bir yazalım. Hepsini. Şuradaki 30, 60, 90'ı bulalım. 30'un karşısı 4 ise 90'ın karşısı 8, 60'ın karşısı şurası 4 kök 3. Yine 30'un karşısı 2 ise 90'ın karşısı 4, 60'ın karşısı 2 kök 3. Hatta şunların her biri kök 3 kök 3 oldu. Bu da kök 3, bu da kök 3. Şurası toplam 4 kök 3'tü. Şimdi ben şuradan bir diklik çiziyorum. Burası kök 3'müş. Şuraya eşit çünkü şunlar eşit. Toplam 4 kök 3 olduğu için buraya da 3 kök 3 kaldı. Bakın şurası 5 ise buraya da 5'i yazdım. Ve hemen şuradaki Pisagor bağıntısını yapıyorum. X'in karesi eşittir. Bir 3 kök 3'ün karesi 27 artı bir de 5'in karesi yani 25. Bu durumda X kare eşittir 52. X eşittir kök 52. Kök 52 de 2 kök 13 diye dışarıya çıktı. Evet, 10. sorumuz. Yine köşe taşında göstermiştik bunu nasıl çözeceğinizi. Hemen şurayı uzatıyoruz şöyle. Şu şekilde uzattık ve şuranın 60 olduğunu biliyoruz. Çünkü neden? Eşkenar üçgen demiş bize. Peki o halde şuraya minik yere ne kaldı şu açıya? 30 derece kaldı. Bakın şu küçük dik üçgeni görelim. 30'un karşısı kök 3 ise 90'ın karşısı şurası 2 kök 3 olacak. Şimdi büyük dik üçgeni görelim dostlar. Şunu hemen göstereyim onu. Şu dik üçgeni görün bir de. Bakın burada da 60'ın karşısı 4 kök 3.
O halde 30'un karşısı 4 olacak. Cevabım Ceyhan'dan geldi. Evet, 11. sorumuzdayız. Hemen okuyalım. Şekle baktığınızda neydi kural? Bu 3 dikliğin toplamı eşkenar üçgenin yüksekliğine eşitti. Bakalım neyi vermiş? AC'yi 12 vermiş. Yani eşkenar üçgenimi bir kenar uzunluğunu 12 vermiş bize dostlar. Hemen şu yüksekliğini indirelim. Burayı 6, 6 diye bölsün. Yükseklik 6 kök 3 oldu bakın. Demek ki bu üçünün toplamı 6 kök 3 olacak. Şu yüksekliğe eşit olacak. Peki DH'ı ne vermiş bize? Kökü 3. DE'yi ne vermiş? 3 kökü 3. Peki bizim yüksekliğimiz 6 kök 3'tü. 3 kök 3. 1 kök 3 daha 4 kök 3. Demek ki şuna da 2 kök 3 kalacak ki 6 kök 3 olsun. Bize de DF'yi soruyor zaten. Bursa'dan geldi. 12. sorumuz. Bakın burada da kuralı hatırlayalım. Burada da şuydu. Sağ tarafa ve sol tarafa gidenlerin toplamı yani 14. Karşıya gideni çıkarttığında yani X'i çıkarttığında yüksekliğe eşitti. Şimdi bize neyi vermiş? Çevreyi 24 kök 3 vermiş. Hemen 3'e böldük. Bir kenarı 8 kök 3 bulduk. Şimdi eşkenar üçgenin bir kenarı 8 kök 3 ise yüksekliğini bulalım. 90'ın karşısı 8 kök 3, 30'un karşısı 4 kök 3, 60'ın karşısı kök 3 katı yani 12. Demek ki yükseklik 12 yani 14'ten neyi çıkartırsam 12 kalır diye soracağım. Cevap Bursa'dan geldi dostum. Evet hadi bakalım bunu gömdük. Şimdi geldik 13. soruya. Şimdi diyor ki ABC ve DEF bilmem ne eşkenar üçgen. O halde şurası da 7, burası da 7. Bunun da bir kenarı 12 ise şuraya da 5 kaldı. Şurası 60 derecedir dostum. Buraya ne kaldı? 120. Hadi gelin burada kosinüs teoremi yapalım. Bunu şeyde nasıl çözmüştük biz? Köşe taşında dik dik indirerek çözdük. Burada da kosinüs teoreminden çözelim. Neydi kosinüs teoremi? Açının karşısındaki kenarın karesi yani x kare eşittir. Diğer iki kenarın kareleri toplamı 25 artı 49 eksi 2 çarpı diğer iki kenarın çarpımı yani 5 çarpı 7 çarpı kosinüs 120. Kosinüs 120 eksi 1 bölü 2'dir. Ben buraya 1 bölü 2 yazıyorum. Eksisini de şuraya yapıştırdım. Olay bitti. Hemen şu ikiler sadeleşti. Burası 35 yaptı. 35, 25 daha toplarsak 60, 49 daha 109 yaptı arkadaşlarım. X kare 109 ise x eşittir kök 109 çıkar. Cevap Edirne'den gelir. Evet 14 numaradayız. Yine köşe taşında çözmüştük. Büyük eşkenar üçgen. Şunlara biz vermiş mi bir şeyler? BC, BE'nin 5 katıdır demiş. Şuna A dersek BC 5A. Yani burası 4A. A diye gider. AB'yi de 10 vermiş bize pardon. AB 10 ise demek ki bunlar 2. Burası 8. Böyle yazalım. Burası 2. Burası 8. Burası 2. Burası 8. Bize de çevre DEF yani ortadaki eşkenar üçgenin çevresini soruyor. Bunun her zaman eşkenar üçgen olduğunu söylemiştik arkadaşlarım. Büyük olan eşkenar üçgense böyle kenarların hep aynı eşitlikte böldüyse bu da hep eşkenar üçgen. Şimdi bunu da şuradan bulalım. Şuradan bir diklik indirelim aşağıya. Burada bakın 90'ın karşısı 2, 30'un karşısı 1 olacak. 60'ın karşısı 1 kök 3. Şurası 8'di, buraya da 7 kaldı. Hadi gelin şu x'i bulalım hemen. X kare eşittir. Bak şurada Pisagor çakıyorum hemen. Bir 7'nin karesi 49 artı bir de kök 3'ün karesi 3. Yani x eşittir 52 kök 52 geldi. O da 2 kök 13 yaptı. Şimdi bir kenar 2 kök 13 ise 3 tane var bundan çevresini bulmak için. 6 kök 13 geliyor sorumun cevabı. 15. sorudayım. Eşkenar üçgeni yapıştırmış. Şurada bir ikiz kenar var. Ben yukarıdan aşağı dikliğimi indiriyorum. İkisinin de kenarını 2'ye bölüyor değil mi? Tabanını 2'ye bölüyor. Açıyı 2'ye bölüyor. Kayık kuralı diyorduk biz buna. Şuradan da bir diklik indirelim dostlarım hemen. Bakın buranın da 60 olması için 45 kaldı. 90'ın karşısı 2 kök 2 ise 45'lerin karşısı 2, 2 olacak. 30'un karşısı 2 ise 60'ın karşısı 2 kök 3 olacak. Eşkenar üçgenimin bir kenarı 2 kök 3 artı 2 geldi. Benden ne istiyor? Çevresini. Yani bunun 3 katını. 6 kök 3 artı 6. Yani cevap Edirne'den çıktı.
Evet, 16. sorumuz. Okuyalım. ABC yine bir eşkenar üçgen. 2 var, 1 var. X kaçtır diye bir soru sormuş bize. Eşkenar üçgense şuraya bir 60'ı yazalım. Şuradan bir diklik indirelim. Şurada 30'un karşısına K dersek 60'ın karşısının K kök 3 olduğunu, 90'ın karşısının da 2K olduğunu yazalım. Sonra bir de Öklit çakalım arkadaşlar buradan hemen biz. Nasıl bir Öklit yapalım? Bir kenar ne geldi eşkenar üçgenin? 2 artı 2K geldi. O zaman burası da toplamda bak şu da eşkenar üçgenin bir kenarı ya. 2 artı 2K olacak. Bir K burada varsa buraya K artı 2 kaldı. Şimdi Öklit yapıyorum. K köküçün karesi yani 3K kare eşittir. K artı 2 çarpı şurası K artı 1. K artı 1. Hadi toparlayalım bunu. 3K kare eşittir. Burası K kare artı 2K artı 1K artı 2 gelir. K kareyi bu tarafa alalım. 2 tane K kare 2K 1K da buradan eksi 3K bu tarafa geldi. Bir de eksi 2 geldi. Eşittir 0. Şimdi hemen köklerine ayıralım bunu. Bakalım neler çıkıyor K'mız. Bir bulalım. Şunu 2'ye 2K'ya 1K diye ayırsak bunu da 2'ye 1 desem şöyle 2K yok. 1'e 2 diyeyim bunu. 1'e 2 diyelim. Şurası 4K yapıyor. Şuna da eksi yazalım ki doğru cevap gelsin arkadaşlarım. Üsttekinden K eksi 1 bölü 2 geliyor. Tabii ki K eksi 1 bölü 2 olmaz. Çünkü uzunluk. Alttakinden de K 2 geliyor. Demek ki K 2'dir. O halde eşkenar üçgenimin bir kenarını soruyor bana. Şurası 4, 2 daha 6 yaptı. Sorunun cevabı Ceyhan'dan geldi. Evet, 17. sorumuz yine meşhur bir. Bakın şunlara biz hemen AA diyorduk. Köşe taşında çok yaptık bundan. Şuraya B diyelim. Eşkenar üçgenin bir kenarı A artı B. Hemen şuradan bir paralel çiziyorum. Şuna paralel. Ve burası 60'tır. Yöndeşlikten bu da 60, bu da 60 oldu. Demek ki burası A, burası A, şuraya da B kaldı. Bakın şu aradaki açımız 120. Bunun da şurası 60 olduğu için bunun da burası 120 oldu kardeşim. Ve bakın A, B, 120. A, B, 120. Yani iki üçgen eş çıktı dostlar. Şununla şu birbirine eş geldi. Demek ki 120'nin karşısındaki bu kenarla 120'nin karşısındaki bu kenar birbirine eşit olacak. Şimdi şekli konuştuk. Bize bir de A, E, D. Şuradaki açıyı 35 vermiş. Bunlar artık ikiz kenar olduğu için biz biliyoruz ki şurası da 35. Ve bakın 90 burada, 35 buradaysa şuraya da ne kalmak zorunda? 55 kalmak zorunda ki toplam 180 olsun dedik. Evet dostlar. Bu tarama testini gömdük. Bir sonraki videoda konu testi 1'i çözeceğiz inşallah. Hadi bakalım öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın.